Balkona çıktığımda dineldim kaldım, ağladım gözlerim kör oldu sandım. Balkona çıktığımda dineldim kaldım, ağladım gözlerim kör oldu sandım. Ben bu derdi kardeş gençlikten aldım, kader böyleymiş kime ne deyim. Ben bu derdi kardeş gençlikten aldım, kader böyleymiş kime ne deyim. Bir sus! Sus artık! Celladım oldum zaten! Bari gönül rahatlığıyla mı kendimi öldüreyim? Önce mi saygınız yok? Ama siz göreceksiniz bana hepiniz teker teker. Hiçbirinize, anı burada söylüyorum, hakkımı helal melal etmiyorum hiçbirinize. Hadi bakalım. Güzel güzel yiyeyim halim yemeğinizi, hadi. Eşekler cennetinde görüşürüz. Batsın bu dünya! Allah cezanı versin Necmettin ya. Lan ölmekte yaşamak kadar haram bana ya. Melike'li dediği kadar varım ha. Ölmeyi bile beceremeyen başarısız bir projeyim ben. Başarısız bir projeyim ya. Yarabbim ya. Balkona çıktım da dineldim kaldım, ağladım gözlerim kör oldum sandım. Ben bu derdi kardeş gençlikten aldım, kader böyleymiş kime ne deyim. Cezanı verirsin. Ah yiyin bakalım, yiyin efendiler. Anca iyi zaten. Bir çiftleşeyim, süt vereyim de şu Necmettin fakirin yüzünü öldüreyim sakın demeyin. Siz anca yiyin, için yine yiyin. Devam edin yemeğe. Nasıl olsa bu elimden yediğiniz son akşam yemeğiniz olacak. Bak bu lafımı unutmayın. Sizi satmaktan başka hiçbir çare bırakmadınız bana. Çık. Göreceğim ben sizi. Yeni sahibiniz böyle eli sopalı böyle gaddar bir adam olunca hepinizi göreceğim. O zaman anlayacaksınız Necmettin'in değerini. O zaman anlayacaksınız ama iş işten geçecek işte. O gelsin bakalım o eli. Gelmesin ya. Kıyamam ki size. İnşallah öyle eli sopalı falan bir sahibiniz olmasın. Hasretinize de dayanamam zaten. Söz veriyorum lan. Bak burada huzurunuzda, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Eğer var ya böyle bir mucize olup da bir para bana bulursam... ...hepinizi teker teker geri alacağım. Söz veriyorum size. Almayacaksın. Melike? Almayacaksın çünkü satmayacaksın. Melike ne işin var burada senin? Ne bu kıyafetin, bu cızmalar falan? Melike git buradan. Git. Sen gül bahçelerine, miski amper kokularına layıksın. Eşek kokularına da ben. Eğer bu eşek kokusu üstüne bir kere sinerse... ...bir daha geçmesi çok zor olur. Lütfen git. Ben senin için gerekirse eşek gibi bile kokmaya razıyım Necmettin. Sen karını hala tanıyamadın mı? Karabasan. Kara kaçan, ala göz, adını bilmediğim diğerleri. Dinleyin beni. Sattırmayacağım sizi. Kimse hiçbir yere gidemez. Burada herkes eşek gibi çalışacak. Bravo ya Melike Hanım. Şu an anladım ben ağzındaki baklonun sebebini. Durum kötü diye gittin o torodan para aldın. O yüzden böyle rahat rahat böyle özgüvenli güzgüvenli böyle bağıra bağıra konuşuyorum burada. Para değil Necmettin. Çok daha değerli bir şey aldım. Hem de toromandan değil. Geleceğimizden. Ya bir geleceğimizden yemedi dükkanım. Ne aldın geleceğimizden? Ne geleceği Melike? Evinizi bekliyorum efendim. Ben daha çok bekliyorum efendimiz. Öldü ölelim baba. Çocuklarım nerede? Ne yaptınız çocuklarıma Melike?
Kesin bilinmeyen güçler tarafından falan ele geçirilmişsiniz. Bir şeyler olmuş. Ne oluyor Melike? Yok babacığım. Gayet bilinen bir güç tarafından ele geçirildik. Aile gücü. Evet patron, seni dinliyoruz. Ne yapalım? Nereden başlıyoruz? Şimdi siz burada benimle, eşeklerimle... Senin gibi bir aile babasına pes etmek yakışmaz Necmettin. Hepimiz üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Öyle deme Melike. Öyle deme lütfen. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. İnan Necmettin. Yanındayız. El birliğiyle çiftliğimizi kurtaracağız. Yalnız bak peşinden söyleyeyim bak. Bu el birliğiyle kurtaracağız. Ayağına gidip Toroman'dan falan para alıp da öyle bir şeyler falan olursa çok fena olur bak. Almayacağım söz. Kaya. Biliyorum. Biraz zor ama bize güvenebilirsin baba. Hem biz bir karar aldık. Yaz okulunu bırakıp seninle burada çalışmaya geleceğiz. Oya. Hem böylece seni bir masraftan daha kurtaracağız. Şirin. İşçi almana hiç gerek yok baba. Biz her şeyi yaparız. Başımızda senin gibi babamız olduğu sürece biz her şeyi başarırız. Nasıl bu kadar emin oluyorsunuz ki? Çünkü biz çekilmez ailesiyiz. Çekilmez! Çekilmez derim ben. İyi ki çekilmezsiniz ha. Çekilmezlerim benim. Gelin buraya. İyi ki varsınız, gel. Nereden buldun kızım? Necmettin, yetmedi mi aşkım? Bak ağladık, üzüldük, aile olduk, geçecek dedik ama bitsin artık lütfen. Melike elimde değil, durduramıyorum kendimi ya, anlamıyor musun? Duygularımı kontrol edemiyorum. Fabrika ayarlarımı döndüremiyorum kendimi Melike. Melike. Niye ağlıyor bu? Boşanıyor musunuz yoksa? Anne o ne biçim laf ya, söyleyip durma şunu, yok öyle bir şey, olmayacak da. O benim evimin erkeği, çocuklarımın babası, gönlümün efendisi. Beni ben gibi hissettiren biricik aşkım. Niye zorluyor sabahtan beri? Şöyle, çiftlikte işler pek iyi gitmiyor. Haciz geldi anne. Bu hafta 100.000 lira ödememiz gerekiyor. Yoksa çiftlik elimizden kayıp gidecek. Bunun böyle olacağı belliydi. Siz daha kendinizi idare edemiyorsunuz. Çiftlik sizin neyinize be? Anne çok sağ ol ya, çok iyi moral veriyorsun. Yavrum, ben sizin gibi yalan söyleyemem. Doğruları söyleyen bir insanım ben. Hem bak Melike kız, düşünsene akşam koynuna giren adam eşek kokmayacak. İstirham ederim yani anne ya. Benimle her şekilde dalga geçebilirsin ama benim duygularım asla. Hele işimle hiç dalga geçemezsin çünkü her iş kutsaldır, kutsaldır her iş. Ay senin işin var mı? Ne iş yapıyor bu? Of anne ya, o kadar erken konuşma. Belki bulacaklar parayı ha. Da, 100.000 lirayı nereden bulacaksınız abla? Kıyıda köşede birikmişiniz var mı? Yok. Neyimiz var, neyimiz yok. Bu evi alırken hepsini verdik Melek'ciğim. Anne, sende vardır bir şeyler değil mi? Var. Var. Tansiyon var, şeker var. Hiçbir şey kalmadı. Çünkü bu dolandırıcılar neyim var, neyim yoksa hepsini elimden aldılar. Yani kefen paramı da aldılar. Alın şimdi evinizin ayrını görün. Abla. Bende bir 15.000 kadar var ha. Yani işe yarar mı bilmiyorum ama verebilirim isterseniz. Yani yetmez ama sağ ol Melek, alırım.
Necmettin, kızma ama bir şey söyleyeceğim. Al ya. Şu düğünde bana taktığın beşi bir yer değil, annenin gerdanını da satsak diyorum, ha? Ya o benim ölmüş anamın sana son yadigarı ya. Onu satamayız, onu sattırmam. Kendimi satarım, onu yine sattırmam yani. Bak çok güzel fikir. Ama sen hurda da olsan vallahi sana beş para vermezler. Anne yeter lütfen. Benim bir sürü oyuncağım var. Onları internetten satarsak çok para eder. Ben de bataryayı okuturum. Zaten çok gürültü yapıyor diye çaldırmıyorsunuz bir türlü. Yani en azından bir iş görür. Ben de gitarımı koyuyorum ortaya. Yani 3-5 bin de oradan çıkar. 5 bin mi gitar, 5 bin mi? Artıran yok mu? Necmettin abi, ben bu ayki maaşımı almak istemiyorum. Bir de kenarda benim 10 bin lira kadar param var. Onu da vereyim size ben. 12 bin. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Allah razı olsun sen. Koçsun, koç ya. 12 bin 25 etti. Ay inanmıyorum ya. Hadi sen salaksın. Sana ne oluyor be? Utanmıyor musun yetim, öksüz çocuğun parasını almaya? Borç olarak Rukiye anne. Borç ya, borç. Borç verecek yani. Anne yeter ama artık lütfen. Bak bu sadece eniştemin borcu değil. Hepimizin borcu. Biraz destek çık. Ha, şurada 2 tane altın dişim var. Onu veririm size. Sonra da lapayla beslenirim. Bizim de olacağı yani. Neredeyse bu evin duvarlarını falan kemiricik yani. Hiçbir şekilde açık kapanmıyor. 25 itfaiye açık var yani. E çünkü lüksünüzden vazgeçmiyorsunuz. Niye arabanı satmıyorsun? Karının da arabası var, senin de. Yok, ana benim arabamı zaten banka kredisiyle aldık yani. Rehinli ben alamam ki. Ama satamam, alamam diyorum. Allah söyletti, alamam zaten, satamam da yani. Benimki de Teoman'ın zaten. Tek bir yol kaldı. Babam. Evet, dur bana. Var mısın onu? Melek, babam bana hayatta vermez. Sen arasan ablacığım, senin bir dediğin iki etmez, hemen verir sana, olur mu? Belki bana da verir baban. Ya ben neden düşünmedim bunu? Tek çarem annem sanmıştım. Ben hemen babamı arayayım en iyisi. Belki babam verir. Kapat o telefonu. Kapat! Arama o adamı. Ona ihtiyacınız yok. Burada sizin kapı gibi ananız var. Hani param yok demiştin? Kefen paramı bile verdim demiştin. Kefen paramı verdim. Mezar param var. Onu vereceğim. Anacığım lütfen yani, sen öldün de biz şey yapmadık mı yani? Allah'ın izniyle o günleri de görelim inşallah. O günler gelsin bak. Sana kral mezarı yaptıracağım. En güzel mezarı yaptıracağım. Böyle çiçekli kral mezarları. Lan dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun belli değil vallahi. Dua ediyor anneciğim, biz seni sahipsiz bırakmayız diyor, değil mi Necmettin? Dua yani, dua ettim, beddua niye edeyim? Sen kral mezarlık olana layıksın o anlamında dedim canım anam, çilekeş anam. Kes yalakalı. Çok ağır konuşuyor. Kimse oyuncağını, davulunu, osunu, busunu satmıyor. Kıyıda köşede biraz biriktirdiğim param vardı. Gereği düşünüldü. Onu size ben veriyorum. Anne! Benim o yüzümde haberim yok. Kesin haberim yok. Erke yerime dön, yerime dön. Kesin ben öleceğim, haberim yok ha. Annem iyi. Yalnız Necmettin, bu verdiğim 100 bin lirayı... borç senedinize ekleyeceğim yani, haberin olsun. Ekleyelim anne, her yerime ekleyelim. Tamam, ekleyelim. Ekleyelim. Anne benim. Yeter Necmettin, Allah aşkına yeter ya. Bir sus, motorun sonsun birazcık. İnsan en azından uyumak için bir mola verir en azından ya.
Melih kendi. Vallahi ben de korkmaya başladım. Hiç uyuyamadım. Bir doktora muhtara mı götürsek beni ya? Gerçekten bak ya, bir inle minle yapsalar bana, kendime gelirim belki. Tükendim, saatlerdir ağlıyorum, saatlerdir ya, aramsız ağlıyorum. Bir keseden bütün vücudumdaki sıvıyı... Bütün sıvı, vücudumdaki bütün sıvı gitti ya. Hepsini tükettim, bütün sıvıyı, hala şu hale bak ya. Tamam, tamam, hadi kalk. Necmettin kalk, ben seni susturmanın yolunu biliyorum. Kalk, kalk giyin. Tamam. Ya böyle kuru bir şey giyeyim. Onlar da şimdi ıslanmasın. Hiçbir şeyim kalmadı kuru. Abi. Günaydın gençler. Günaydın. Abla, abla. Ne oldu? Yine niye ağlıyorsun işten? Yok bir şey canım. Sinirleri bozuldu ya, atlatamıyor bir türlü. Doktora gidiyoruz. Çok geçmiş olsun Melike Hanım. Sağ ol. Hadi. Sen yaşa, sen. Allah'ım bitsin bu işkence ya. Çok zor günler geçiriyor adam. Normaldir. Benim gibi. İşte suç. Melike, ne ettin kız bana Melike? Ne ettin Allah aşkına? Ne ettin acaba ya? Çok iyi ettim Necmettin. Canım kocam benim. Hiç mi? Hiç bu kadar hoş, hoş olmadı. Hoş! Hiç bu kadar hoş olmadıydı. İçim kupur kupur kız. Vallahi ne oldu bana Melike? Ne oluyor? Bir söyle ya. Ne oldu? O gülen Necmettin mi? Evet. Aa, Tora mı geldi? Gel Tora, gel kardeşim benim, gel. Kardeşim? Ya bak orada durma, kafayı kapat ha. Vallahi cereyan yapıyor buna bak. Kapı sıkışın, kafa rezilir. Allah muhafaza. Gel, özledim zaten. Ay gel, korkma gel. Zaten senden özür dileyeceğim. İyi oldu geldin ha. Sen benden özür dileyeceksin. Ya, ya çiftlikte öyle bir eşeklik ettin be. Sen bizi düşündün. Sen bizim için şey yaptın yani. Bizi düşünerek şey yaptın. Ben orada eşeklik ettim. Özür dilerim yani. Sen benim canımsın Teo'cum. Necmettin'in kafasına saksı falan mı düştü? Gerçi saksı bu hale getirmez. Balkon falan düşmesi lazım. Ya spiritüel yakışıklı şey ya. Yakışıklı, bayağı yakışıklı ha Teo'da. Aslan, aslan. Balkon falan düşmedi ya, ne düşecek oğlum? Hiçbir şey, iyiyim Teo'cum, iyiyim ben. Teo'cum, Necmettin'e kesin bir şey olmuş. Merak etme, her şey kontrolüm altında. Ne yaptın kız Necmettin'e? Sakinleştirici. Sakinleştirici. Vallahi bu sakinleştiriciyi hayatının bir parçası yap. Baksana adam bambaşka biri olmuş. Evet ya. O kadar başkayım ki şu an, yemin ederim. Böyle aklımdan böyle kötü kötü şeyler mesela böyle. Kötü çok kötü ama ağzım hep böyle güzel şeyler söylüyor. Ben de anlamadım. Ne oluyor bana Melike ya? Vallahi ne oluyor? Kalbinin içinin güzelliği o tatlı dilini ağzına vuruyor kocacığım. Ağzım çok tatlı. Ya vallahi yemin ederim öyle değil ya. İçim böyle kargaman gibi içim ama dışım, dilim böyle hep Şirin Baba gibi. Yeminle Şirin Baba'yım ha. Hayır, çok yanlış düşünüyorsun. Senin pamuk gibi bir kalbin var. Hem bak ben biliyorum sen bu Teo'yu çok seviyorsun ama bastırıyorsun sevgini. Ha? Yani sevgisini bastırmaktan ziyade beni bastırıyor aslında. Ya lütfen şu anda Allah aşkına yani kimi bastırdığını falan ne anlamı var yani, ne önemi var ya? Teo beni bastırsın, tamam beni bastırmıyor, Teo bastırsın. Teo. İyi bir şey söyledi değil mi? İyi bir şey söyledi. Thank you.
Benim Teo'ya sevgimin bir önemi yok yani Teo'yla benim. Senin Teo'yu şey yap, sevmemen, sen Teo'yu sevmem. Melike sen sevme Teo'yu yani. Teo, ilacın etkisi geçiyor galiba. Hayır, hayır, geç, geçme öyle. Baksana çok tatlı böyle. Bir tane daha yapalım bence hemen. Olmaz ya, fazla olur. Melike? Ne yap, niye o, yaklaş, ne yapıyorsun adamın yanında ya? Ne işiniz var, ne yapmaya çalışıyorsunuz Melike? Teoman, ilacı hazırla hadi. Tamam. Aşkım, sakin ol. Hadi bakalım derin nefes alıyoruz, hadi bakalım. Niye alayım? Şişt, içindeki gargamele karşı dur. Vizirin baba nerede? Ay ne vizirin baba? Ay ne vizirin baba? Çabuk ol sırat ya. Ne koydunuz içime? Bir şey mi koydunuz içime? Ay vizirin baba. Ay ne vizirin baba? İmdat! Hadi, hadi. Hadi Teo. İmdat! Çabuk Teo. Teo var çabuk ol. Sakin ol aşkım. Hadi. Hadi. Hadi hazır. Ama ben yapamam. Al sen yap. Tamam Teo ya. Ben yapamıyormuşum. Ne istiyorsunuz ya? Bırakın ya. Bırak. Ne oldu, oldu mu? Oldu. Melike senin şimdi Nuri Alça'dan neyin eksik senin Nuri Alça'dan şimdi ne farkın kaldı Melike Nuri Alça'dan? Tara. Hikmetsin ya. Yağsa üstüme.